tane dolaştıracağım mikrofonu. Sen dolaştırma, küçük biri dolaştırsın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ya şöyle. Kim o? Ne yapıyorsun lan? Provokatör müsün? Nasıl oğlum? Abi enerjik olmanız gerekiyor. Yani böyle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu nedir ya? Bu kadar genç adam var. Canlı olsun, diri olsun. Gözleri açık olsun. Ercan gibi. Soru mu sorayım? Aç bakayım mikrofonu. Sorayım. Evet. Kimler yeni geldi abi? Her hafta klasik soru. İbrahim hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah. Yalnız 8.30'dan sonra gelenler 50 lira veriyordu kardeş. Yanlış anlama. Helal sana. Bu şey mi? Yağmasanda gürleyenlerden mi? Yağıp gürlemeyenlerden mi? Kimler yeni geldi abi? Abi hoş geldiniz. Mikrofonu ver kardeş. Sen verme kardeş. Sen bırak. Ufak. Daha ufak tefek biri versin. He ver. He, bu aslana ver. O dolaştırsın. Hamza hocama verelim abi mikrofonu. Şöyle uzatalım bakayım. İmamoğlu'ndan geliyor. Uzaktan geldiği için. Hocam İmamoğlu'ndan bugün gelen fazla kişi var. Fazla kişi var. Kimler onlar İmamoğlu taifesi? Lan sen niye elini kaldır oğlum? Sen İmamoğlu'na mı geldin? Ha memleket İmamoğlu desene. Kim var? Çok formaymış. Sarı ki. Ayvalı'dan vardı. Hocam ben de Kozan'da çalışıyorum geldim. İmamoğlu Kozan, Adana'yı Bozan abi. Şimdi oralara girme. Hamza hocam sen İmamoğlu'dan buraya niye geliyorsun abi? Yani sebebi nedir bir onu öğrenelim. Lan gülme oğlum, her şeye gülme lan. Benzin almak için hocam. Benzin, yakıt. Nereden bizim Muzaffer nerede? Pompacılığa başlayacağım diyordu. Ha burada. Var benzin işi var. Ver abi ver, oraya ver. Günlerden selam abi. Selam kardeş. Nereden geldik abi? Bilal. Bizde de var bir tane de. Bir taneyi kaldıramadık. İkinciyi zor kaldırırız. Nereden geldik abi? İmamoğlu mu? Yok. Biz buradan. Huzur Erber'in mahallesi. Anadolu Sanatörü'nün. Ha. İdris hocamın oradan. E o zaman gel bu tarafa. Estağfurullah. Başının çaresine bak Önder. Öyle değil mi? Eyvallah. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz abi. Mikrofon nerede? Ha. Buyur abi. Eksin. Eyvallah. Adana Sanatörü'yle geldiniz. Ahmet'le mi? Ahmet güzel bir şey yaptı bize ya. Kürsü altı. Buralar hep Ahmet'in eseri. Allah razı olsun. Sevap makinesi. Biz burada konuşacağız, sen götüreceksin sevabı. Ne güzel iş. Sen sadece Ahmet çağırdı diye mi geldin abi? Yani bir gel. Öbür hafta Ahmet çağırmazsa gelmen o zaman sen. Bir iki hafta önce de çağırdı da ben gelemedim. Ha işte o bildim hemen işte. 2-3 haftadır çağırmış anca. 3 haftada anca geliyor adam. Ahmet arkadaşlara söyle, bir adamı 3 defa çağırmak gerekiyor de. Ha bazen arkadaşlar şey diyor ya, hocam çağırdık gelmedi, çağırdık gelmedi falan. Buraya ver abi. Abi sahneye çıkmayacaksın, al al al, korkma al. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şakir Paşa mı? Yok, Ahmet'le birlikte geldim. Ahmet'le birlikte mi geldin abi? Ben bu gruptan zannettim seni. Şurada Şakir Paşa'da mı burası? İyi, Allah kurtarsın. Allah kurtarmış seni. Ali'den kurtarmış seni Allah. Ahmet ölmüş başımıza. Ya Ahmet gibi bela ne güzel ya. Her eve lazım o beladan. Birinci sınıftan beri birlikteyiz. Hatta daha öncesinden de. Çocukluk arkadaşım yani. Biz de İbrahim'le çocukluk arkadaşım. Nasıl buldun abi ortam? Nasıl? Ortam güzel, sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi? Ben hararetli girersem biraz da sıkıntı olabilir yani. Ya Ali'ye ver Ali'ye. Ver Ali'ye ver. Ali sen, aleykümselam. Ne için geliyorsun buraya? Bir bana bir izah etsen. Ben bir anlasam. Peygamber Efendimiz sallallahu anlatıldığı bir yer. Çok güzel bir yer. Buraya gelmeden önce belki biliyorsunuz. Biliyorum. Kahveye gidiyordum biliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer hocam. Sizler şey üretiyorsunuz herkese. Hala. Sayenizde hocam bu seviyeye kadar geldik. Sen yakında uçarsın orada. Abi pencereyi kapatır mısın? Ali uçmasın. Hocam yaptığınız yemeklerden Allah sizden razı olsun. Tamam oğlum şeyi geç ya. Allah fıkrımızı altın etsin. Gel o zaman gel. Sen şu tarifi şok vuruşsun.
Evet. Nasıl böyle, iyi mi? Başlayalım o zaman ufaktan. Az önce söylediğimiz gibi, yani niye geliyoruz böyle bir yere? Niye böyle bir meclisin içerisinde olmalıyız? Dışarıda bir sürü ortam var, bir sürü çevre var, bir sürü arkadaş var. Dünyevi anlamda, şehevi anlamda nefsimizin böyle hoşuna giden birçok şey var. Buraya niye geliyoruz? İşte Ahmet seni niye çağırmış? Mehmet seni niye zorlamış? İşte Önder niye servisle buraya insanları getiriyor? Bunlara biraz böyle cevap arayacağız abi. Cevap niteliğinde biraz olacak. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Yani buraya geliş amacımız, gayemiz nedir? Yani buradan kastım sadece bizim vakfımız, derneğimiz anlamında söylemiyorum. Allah'ın adının anıldığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adının anıldığı meclislere niçin gitmeliyiz? O mekanlarda niçin olmalıyız sorusunu böyle sıkça inşallah böyle kendinize sorun ve buna dair cevaplar arayın abi. Yani bununla ilgili birçok hadis var, birçok ayet var. İnşallah dersin içerisinde de bunları göreceğiz. Ama bunu çok sık sormamız gerekiyor. Yani bu işleri niye yapmalıyız? Yani niye uğraşıyoruz gibi, niye sohbete gitmeliyim? Mesela cuma günü olduğu zaman şeytan İşte yaklaşıyor, diyor ki ya işim var, şu var, bu var falan, bir şekilde Ahmet arıyor telefona bakmıyor, Mehmet arıyor telefona bakmıyor, mesaj atıyor, görüldü yapmıyor falan, böyle gelmek istemiyor. Ben genel kaide şudur, hani özelden söyleyeyim size, yıllardır böyle ders yapıyoruz, bilen kardeşler bilir, bizim eve cuma günü misafir gelmez abi, gelirse de evde kalır. Mazeretlerimiz var ya bu konuda, ya hocam işte misafir geldi, işte şöyle oldu böyle oldu gibi. Eğer sabah kalktığınızda akşam buraya böyle bir meclise gelmeye niyet ederseniz Allah sizin işinizi bu manada kolaylaştırır. Ama sabah kalktığınızda bugün cuma, bugün gitmesek mi deseniz, bu sefer şeytan işinizi kolaylaştırır abi. Ve sizi böyle bir ortamdan, böyle mekanlardan uzak tutmak için size çok vesvese verir. Dediğim gibi temel kriterimiz şu: bizim derneğe, bizim vakfa gelsin değil, bir Müslüman Allah'ın adının anıldığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adının anıldığı meclislere gitmelidir. Neden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor abi. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de bir kısım sahabiyle otururken 3 adam geliyor. Bu adamlardan bir tanesi hemen böyle Mehmet gibi boş bulduğu yere oturuyor. Bir tanesi insanları rahatsız etmemek adına sahabelerin mescidin en arkasında oturuyor. Bir tanesi de kapıdan bakıyor, geri dönüp gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şimdi size bu 3 adamın misalini anlatayım mı? Bu 3 adamın halini size anlatayım mı diyor. Birinci adam geldi, hemen boş bulduğu yere oturdu. Allah'a sığındı. Yani insanların arasına sıkıştı, sığındı. Allah da onu himayesine aldı diyor. İkinci adam ise hiç kimseyi rahatsız etmemek adına meclisin en gerisinde oturdu. Haya etti, utandı insanlardan. Allah da ondan haya etti diyor. Üçüncü adam ise diyor mescide baktı, mescide girmedi. Mescitten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Niye böyle bir yerde olmalıyız? Niçin böyle bir mekanda, böyle Allah'ın adının anıldığı meclislerin içerisinde olmalıyız? Ne yapıp ne edip bu iki adamdan biri olmamız gerekiyor abi. Belki bugün bizim sıkıntılarımızın, problemlerimizin, dertlerimizin sebeplerinin arasında üçüncü adamın misalini görebiliriz abi. Biz Allah'ın dininden, Allah'ın adının anıldığı ortamlardan yüz çevirdiğimiz için Allah da bizden yüz çevirir. Ki Allah insandan yüz çevirdikten sonra artık hiçbir şeyin önemi kalmaz. Malın önemi kalmaz, servetin önemi kalmaz, makamın, mevkinin önemi kalmaz. Ya düşün, Allah senin, hani bizde de tabir var, Allah yüzüne baksın. Ya da Allah yüzüne bakmadığı zaman düşün, yani artık o insan daha yapacağı hiçbir şey yok yani. Tamam, dünyevi anlamda rahat edebilir, zengin olabilir, varlıklı olabilir ama ahiret kısmı bizim için önemli. Dediğim gibi ne yapıp ne edip bu ikisinden olmamız gerekiyor. Başka bir alan söyleyeyim abi. Bugün ilim meclislerinde olmak, bu tür mekanların içerisinde olmak meselesini dediğim gibi anlamaya çalışacağız. İlim nedir abi? Var mı bir fikri olan? Mikrofon yine dolaşsın. İlim nedir ilim? İlim deyince ne anlıyoruz? Nerede mikrofon? Yunus sen cevap ver. İlim nedir abi? İlim sükuttur diyorsun yani. Sessiz kalmaktır. Evet. Var mı fikri olan? İlim nedir? Hamza hocam, öğretmensin, cevap ver. Bilim. Evet.
Bunun tam zıttı olarak da cehalet var değil mi abi? İlmin tam zıttı cehalet. Bugün biraz araştırdım da gerçekten çok cahil bir toplumuz ya. Türkiye'de kitap okuma oranı %0.1. Türkiye'de kitap okuma oranı abi. Daha böyle hangi kitapları okuyoruz o kısma girmiyorum abi. Dünyada 86. sıradayız abi kitap okuma konusunda. İngiltere ve Fransa %21'lik oranla birinci sırayı paylaşıyorlar. Japonya %14'lük bir dilimle işte üçüncü sırada. Şimdi diyorsun ki bu adamlar teknolojide, bilimde, fende ilerlemişler. Niye ilerlemişler acaba? Çok okuyarak, çok kitap okuyarak, çok gayret göstererek. Ya bizim kitabımızın ilk emri nedir abi? İlk emir ya. Allah-u Teala İslamiyet'i gönderiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cebrail aleyhisselam ilk defa konuşuyor. İlk kelime, ilk cümle nedir? İkra, bismi rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ya ilk emir ya. Şimdi mesela böyle nefsinize dokunmasın. Yani haftada kaç kitap okuyoruz diyeceğim olmayacak. Ayda kaç kitap okuyoruz diyeceğim olmayacak. Yılda kaç tane kitap okudun diyeceğim olmayacak yani şimdi. Hani böyle nefsinize dokunacak bu soru. Ya mesela Mehmet en son okuduğun kitap ne kardeş senin? En son okuduğun kitap. Sahabeyi nasıl anlamalıyız? Güzel. Haftada bir kitap okuyorum diyorsun değil mi? Allah'ın izniyle. Şimdi bak şöyle abi. Burada sadece böyle işin sohbet kısmında değiliz. Mesela bir ekibimiz var, özel ders ekibimiz var. Bu kardeşlerin haftada bir kitap okuması şart. Bugün itibariyle genele de söylüyorum. Artık bu derneğe, vakfa diyelim, gelen kardeşlerin hepsi bir şekilde okuyan insanlar olmak zorunda abi. Bundan sonraki bütün faaliyetlerimiz, bütün etkinliklerimiz kitap okuma üzerine olacak. İşte kitap okuma kampları yapıyoruz. Buna dair işte gençlere işte bu manada kitap tavsiyesinde bulunuyoruz. Çünkü niye? Bizim bu cehaletten kurtulabileceğimiz tek şey okumak abi. Hani dedik ya işte %0.1 okuma oranı var. Orada da hangi kitaplar okur? Veya Kur'an üzerinden bunu düşünelim abi. Değil mi? Kur'an mesela. En son ne zaman Kur'an okudum diye kendine bir sor ya. En son böyle kitabın açıp hani şimdi diyeceksin hocam Arapça bilmiyorum. Meal diyelim hadi. Tefsir diyelim hadi. En son ne zaman okudun? Kendine bir sor ya. Kendimize böyle bir soralım. Böyle nefsi bir muhasebe yapalım. Ama biz işte Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta ya saniye geçmiyor ya. İşte Mustafa'nın mesajına geç bakmışım hocam mesaj attım bakmıyorsun falan diyor. Ya bak değil mi yani elimizden düşmüyor. Saniyelik oradaki mesajları bize gönderilen mesajları takip ediyor. Ya kim özür dilerim Mustafa yanlış anlaşılmasın. Ya ben sana bir mesaj atıyorum buna bakmıyorum ben. Ya Allah sana bir mesaj göndermiş ya. Bir kurtuluş reçetesi göndermiş. Ve ne diyor ilk emri? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Şimdi bir okuma lazım bize. Şimdi diyorsun ki hocam bazıları da okuyor. Profesör var, şu var, bu var. Adam dinden çıkıyor, ateist oluyor bilmem ne. Orada bir ayrıntı var abi. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Okuman Allah'ın adıyla olacak. Allah'ın adıyla başlayacaksın. Bu tarz olmayan okumanın da faydası yok. Evet, sen tıp okuyacaksın, fen okuyacaksın, biyoloji okuyacaksın, ticaret okuyacaksın, her şeyi okuyacaksın. Ama işin başına ne alacaksın? Yaradan Rabbinin adıyla. Besmeleli. Her okuduğun besmeleli olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste ne diyor? İlim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Biz şey zannediyoruz herhalde işte Sinan Hoca okusun, çalışsın, gelsin, bize anlasın. Bu dinden ben ne kadar mükellefsem sen de o kadar mükellefsin abi. Ya bir Müslüman dinini bilmek zorunda abi yani çok özür diliyorum ya inan böyle sözlerimi tartmaya çalışıyorum. Ya bir Müslüman namazın nasıl kılındığını, abdestin nasıl alındığını ya bir başkasına sormamalı ya net söyleyeyim sormamalı. Ya buna dair binlerce kitap var ya. Açıp okusak değil mi? En güzel kaynak, en güzel kitaplarda bunlar net bir şekilde yazıyor. Ama bak okumaya, okumaya, okumaya değil mi? Nereye kadar gelmişiz? Ya hep şunu söylüyoruz mesela değil mi? Ya bir ateist gelse sorsa, işte bir Yahudi gelse sorsa, bir Hristiyan gelse sorsa, İslam'ı bize anlat dese vereceğimiz cevabımız yok. Abi bırak onu, bir Müslüman gelip sorsa ona verecek cevabımız yok ya. Ya dinimizi bilmiyoruz ya, düşünebiliyor musun? İlk emir oku. Okumuyoruz. Okumadığımız için de ne yazık ki dinimizi bilmiyoruz. Buna dair çok şey söylenir mesela.
Ya Peygamber Aleyhisselam ilmi o kadar çok önemsiyor ki, okumayı o kadar çok önemsiyor ki, Bedir Savaşı oluyor değil mi? Esir alıyorlar 70 tane. Serbest bırakmanın karşılığı nedir biliyor musun abi? Okuma, yazma, öğretme karşılığında insanları, Mekkeli müşrikleri serbest bırakıyorlar. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh da okuma yazmayı onlardan bu şekilde öğrenen birisidir genç yaşta. Bak ilme Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadar önem veriyor. Tamam şimdi ilim olacak, öğreneceğiz. Yani diyeceğiz ki böyle okumayanlar değil, okuyan kardeşlerimiz de burada. Nasıl olacak abi? Bu okumanın şekli nasıl olacak? Bilgi öncelikli değil abi. Amel öncelikli olacak. Yani şu anda bilmek diye bir put var abi. Çok bilmek. Yani şunu diyoruz değil mi yani? Bilgisizliğimiz yok ama her konuda fikrimiz var bizim. Yani bizim toplumun genel yapısı. Şimdi Ahmet bunu böyle yapmaya başlasın. Bu işin ehli olmayan adam hemen gelir. Ahmet şöyle yap, Ahmet böyle yap değil mi? Mutlaka bir fikri vardır. Bu böyle olması gerekiyor, bu böyle durması gerekiyor falan. Ya işin ehli bu adam. Bırak, herkesin her konuda bir fikri var. Ama din meselesi olduğu zaman hiç kimsenin fikri yok abi. Ve okuduklarımızı amel etmek için abi. Yani hayata dönüştürmek için. Çok okumalıyız amenna ama hayata dönüştürmek için. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İlim amelin önderidir. Amel ilme tabidir. Şunu net bir şekilde anlayın abi. Kişi bilmediği şeyi yapamaz. Hacit namazı diye bir namaz var değil mi hocam? Teheccüd namazı diye bir namaz var. Evvabin namazı diye bir namaz var. Bu namazı bilmeyen bir adamın bu namazı kılma ihtimali daha yoktur. Öyle değil mi? Pazartesi, perşembe orucu var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti. Bilmeyen bir adamın pazartesi, perşembe oruç tutma ihtimali yoktur. Net. Öyle değil mi? Ya bilmediğin bir şeyi nasıl yapacaksın? Yani şimdi sallayacaksın, tıptan bir kavram sallayacaksın. Diyecek ki şu bir, biliyor musun? Böyle kalıyorsun değil mi? Bilmediğin bir şeyi hayata dönüştüremezsin abi. Eğer İslam'ı bilmiyorsan bunu hayata dönüştürmen çok zordur abi. Dedim ya teheccüd namazı hiç okumamışsın, bilmiyorsun. Şimdi diyeceksin ki hocam kaç rekat bilmiyorum. Birinci rekatta ne okunur bilmiyorum. İkinci rekatta ne okunur bilmiyorum. İki mi kılınır, dört mü kılınır bilmiyorum. Bak ne oldu? İlim abi. Önce öğreneceksin. Öğrendiğin şeyi ancak hayata taşıyabilirsin. Ha bu sadece bak bu ilimler değil. Yani dedik hani Kur'an tamam bunlar değil. Diğerlerde mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bu nazarla bir bakın abi. Hani ilim öğrenmek nazarıyla bakın, okuma yazma bilmeyen birisi ama en alim insan. Hayatına bakın böyle. Mesela örnek vereyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam süt anneye veriliyor. Sebebi hikmeti nedir abi? Halime validemizin yurduna, Beni Sadr yurduna gönderiliyor. 2 yıl orada kalıyor. Nedir abi? Bunun sebebi hikmeti nedir? Bilen var mı? Buyur hocam. Kur'an'ın dilini, lehçesini öğrenmek için. Fasih Arapça dediğimiz, en net Arapça dediğimiz orada öğreniliyor. Mesela biz Umre'ye gittiğimizde firma sahibi şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi Arapça öğrenmek istiyorsan hala devam ediyor. O Beni Sadr yurdu, Halime validemizin orası hala devam ediyor. Öz Arapçayı koruyor abi hala. Orada dedi 1 yıl kal ve Türkçe kelime konuşma, otomatikman Arapçayı öğrenirsin dedi. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bir dil öğrendi abi. Hayatla, kitapla değil bak. Sadece okumak deyince ne anlıyorsun? İşte kitap okumak. Bu değil. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 8 yaşında dedesinin yanında. Abdülmuttalib'in yanında. Yanında bir minderi var. Peygamber Aleyhisselam sürekli oraya oturuyor. Değil mi? Ne öğreniyor abi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada? Devlet erkanı, protokol dediğimiz şey nasıl karşılır? Liderlik mevzusu nasıl olur? Daha 8 yaşında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 8 yaşında dedesinin yanında kalıyor. Bak yine bir ilim alıyor abi. Bak ilimden kastımız sadece kitap okuyarak elde edilen değil. Mesela esnaf kardeşlerimiz var burada mesela değil mi? Yani bu insanlar insan sarrafıdır. Ya bunun kitabını okumamışlar abi. Yani bir adama bakarlar böyle. Bu adam dürüst müdür? Çok affedersiniz sahtekar mıdır? İleci midir? Direkt bakışıyla anlar. Bak sadece mevzu kitap okuma meselesi değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 8 ile 15 yaş arasında çobanlık yapıyor abi. Ve keçi çobanlığı yapıyor. Bak hani en alttan başlatalım işi. Keçi çobanlığı yapıyor. Niye abi keçi çobanlığı? Sebebi hikmeti nedir? Bilenler bilir. Bakılması en zor hayvan keçidir abi. Çünkü biri bir dağdadır, biri bir dağda, biri bir kayanın üzerinde. Dağınıktır böyle değil mi?
bakıyorsun. Ama koyun, özür dilerim, böyle değildir mesela. Bir tanesi bir yere gider, arkasından hepsi aynı yere gider. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada da şunu öğreniyor abi. Hilim, müsahama, yani hoşgörü, toparlamak ve sabır. Geçen hafta anlattım, Huneyn gazvesini değil mi? Abi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o 8 ve 15 yaş arasında çobanlık üzerinden aldığı ilimle Huneyn'de ordusunu topladı abi. Kitap okumak demiyorum. Şimdi biz kitap okuyacağız, o ayrı dava. Ama bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye bu kadar hoş görüldü? Mesela merak etmek lazım değil mi? Yani kendisine bu kadar işkence ediliyor, bu kadar zulüm yapılıyor, evlatlarına zulüm yapılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o hoşgörüden, müsamahadan hiç taviz vermiyor. Sürekli hoşgörülü. Diyorsun ki niye? Ya bu sabrı nasıl alıyor diyorsun. Bak temelinde bu var abi. 8 ile 15 yaş arasında yapmış olduğu çobanlıkta elde ettiği ilim ilerleyen süreçte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde faydası oluyor. Başka bir alan söyleyeyim abi. İlme nasıl varacağız? İlmi nasıl öğreneceğiz? İlmin anahtarı meraktır abi. İnsan merak ettiği şeyi öğrenir. Ya ne olur ya ne olur şu dinimizi bir merak edelim ya. Ya İslam'ı bir merak edelim, Kur'an'ı bir merak edelim, peygamberi bir merak edelim, ashabını bir merak edelim. Ya binlerce merakımız var ya, binlerce de merak ettiğimiz yüzlerce, binlerce şey var. Ya adam bana geliyor şunu soruyor, hocam diyor uzaya gittik, kıbleye ne tarafa döneceğiz? Adam merak ettiği şeye bak abi. Ya onu bırak abi sen burada kıbleye dönme mübarek. Yani uzaydakini, bak bunu merak ediyor adam. Bak hani merak olabilir abi. Merak edebilir, tamam edelim de ya daha öncelikli merak edeceğimiz mevzular var ya. Biz sen namazsızız abi ya. Namaz yok ya, namaz yok ya. Sen uzayda ne tarafa döneceksin? Ayda işte yaşam var mı bilmem. Bak bunu söylerken bilimin ya da fennin karşısındayız. Yani bunu kabul etmiyoruz anlamında değil. Evet, o ilimleri de en iyi bilen Müslüman olmalı kardeşim ya. O ilimlerde de söz sahibi olanlar Müslümanlar olmalı. Teknolojide, bilimde, her şeyde kendimizi geliştirmeliyiz. Ama bak merakımız neydi abi? Ya mesela şimdi kaç tane mesaj geldi bunu merak ediyoruz mesela. Bak bunları iyi tefekkür etmemiz lazım abi. Ve ayette şunu söylüyor Rabbimiz. Diyor ki o müminler ki boş ve yararsız işlerden yüz çevirirler. Boş işleri bırakacaksın abi. Eğer ilim sahibi olmak istiyorsan, kitap okumak istiyorsan boş işleri bırakacaksın. Ya geliyoruz gidiyoruz bu sosyal medyaya takılıyoruz. Şu anda bu mecliste, yani yanlış anlaşılmasın, en az belki sosyal medyaya ayırdığımız zaman bir saattir ya. En az günlük bir saat. Öyle değil mi? Bir saatte kaç sayfa kitap okunur? Mehmet nerede? Ben okuyayım hocam dedi. Kaç sayfa kitap okunur abi bir saatte? Bir saatte. Allah Allah. Lan benden hızlısı mezarda diyordum ama benden hızlıları varmış. Nasıl ya? 100 sayfa. Abi biz ilkokul bir terk olduğumuz için biz 30 sayfa falan okuyoruz, yanlış anlamayın. Öyle mi? Tamam, güzel. Yani bak bir insan, değil mi? Ya şimdi biz mesela burada da bununla uğraşıyoruz mesela. Kitap okumak dedin mi? Ya böyle sanki şey. Adama sanki böyle bir bir iğne batırmışız gibi hemen böyle hocam okuyamayız. Ya niye okuyamayız mübarek? Niye? Şimdi biz kitap okuma kampı yapıyoruz. İşte 40 dakika kitap okuma, 20 dakika mola şeklinde. Valla kampa katılanlar bir gün sonunda bir kitabı bitiriyor değil mi? Yunus nerede? Rekor onda. Kampta 3 kitap bitirdi abi arka arkaya. Ama ondan sonra da hiç kitap okumadı. Bak böyle de bir sıkıntımız var. Abi dedi ya Ercan kardeşim işte 30 sayfa olsun anlayalım, işte 20 sayfa olsun anlayalım, ya 10 sayfa olsun anlayalım, ya 1 sayfa olsun anlayalım ya. Yani okuyalım yani 1 sayfa 100 sayfa amenna, sıkıntı yok. Ama anlamak için ne yapalım? Okuyalım. Ne diyordu? Boş ve yararsız işlerden yüz çevirirler. Şimdi şöyle bir fıkra diyeyim artık buna. Anlatayım ki şey olsun, biraz daha böyle ortam şenlensin. Osmanlı zamanında adamın bir tanesinin şöyle bir özelliği varmış abi. Adam böyle iğneye ipi atıyor, girdiriyor böyle. Yani iğneyi böyle tutuyor, atıyor, girdiriyor. Atıyor, artık böyle yayılıyor herkese. Ya ne büyük meziyet, ne büyük mahalle, şehir derken böyle ta padişahın kulağına kadar gidiyor. Diyor ki, çağırın bakayım şu adamı diyor. Çağırıyorlar adamı. Ne yapıyorsun sen diyor. Padişahım diyor işte böyle diyor, iğneye diyor böyle ipi atıyorum diyor. Lak diye girdiriyorum diyor.
Yap bakayım diyor, yapıyor. Al sana da 100 altın diyor. Buna da 100 tane de sopa vurun diyor. Diyor ki padişahım, yani 100 altını anladık da diyor, 100 sopa ne? Ya diyor, Müslüman böyle boş işlerle uğraşmaz diyor ya. Ya nedir yani, hani iğneyi attım girdirdim falan, yani niye böyle boş işlerle uğraşıyorsun diyor. Bak anladın mı abi? Bak meraklarımız, ilgimiz, alakamız nereye yönlendiriliyor? Eğer biz kitap okumuş olsaydık, değil mi? Bunlara kanmazdık abi. İlgimiz, alakamız o tarz şeylerin içerisinde olmalıydı. Ha, ilimli olmak bize ne kazandırır abi? Müthiş bir muhakeme yeteneği kazandırır. Anlatabildim mi? Hazreti Ali'nin özelliklerinden bir tanesidir. Yani ilmi olan insanlar, kitap okuyan insanlar bir meseleye bakarken herkesin baktığı yerden bakmazlar. Daha geniş pencereden bakarlar. Bir meseleye insan ilmi nispetinde bakar. Anlatabildim ya. Bunu buraya koyarsın. Herkes ilmi nispetinde bakar buna. Ne değil mi? Ya nedir işte, bardak içinde su. Ama Bilal öyle bakmaz. Nasıl bakar? Ya bu su buraya nasıl gelmiş? Bunu nasıl yapmış? Kainatta nasıl bir denge var? İşte bunun oluşması için ne kadar bir sebep olmuş, değil mi? İlmi nispetinde. Anlatabildim mi? Ama ilim yoksa ya bardaktır işte, boş bir bardaktır. Bak. Şimdi Hazreti Süleyman'a böyle bir vaka getiriliyor. Biliyorsunuzdur belki. İki tane kadın var. Kadının birinin çocuğunu kurt kaptı falan diyor. Ya da işte böyle çocuk öldü diyor. Diğer kadının çocuğunu alıyor. Sonra o diyor benim, öbürü diyor benim. Artık mahkemeye çıkıyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Süleyman Aleyhisselam onlara şunu soruyor. Diyor ki yani kimindir bu çocuk? O diyor benim, o diyor benim. Bu sefer şöyle söylüyor Süleyman Aleyhisselam. Celladı çağırın diyor. Çağırıyorlar celladı. Diyorlar ki çocuğu diyor ortadan ikiye ayıracağım. Yarısını sana vereceğim, yarısını da ona vereceğim diyor. Öz anne hakkından feragat ediyor. Diyor ki aman çocuğu kesmeyin, velev ki onun olsun diyor. Bu sefer anlaşılıyor çocuğun gerçek sahibi. Eğer ilim yoksa, eğer kitap okuma yoksa, böyle bir meziyet yoksa, şimdi bize bir soru soruyorlar, biz diyoruz ki 3 gün sonra döneriz sana. Anlatabildim mi? Ya bir hocama sorayım, işte bir kitap araştırayım, bir konuya girin falan. Bak değil mi? Eksiğimiz var abi burada. Onun için ne yapmamız gerekiyor abi? Beşincisi olmamamız gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste şunu söylüyor abi. Diyor ki, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, sakın ha beşincisi olma, helak olursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.